arkadaşlar, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bugün sen nasılsın? Final, son İyiyim, günümüz. İyiyim, çok şükür canım. Sen nasılsın? Mutlusun değil mi? Mutluyum tabii ki. Çeyreği aldım. Evet, aldık. Vallahi dün kurayı ben çektim. Cani gönülden Manolya'nın kazanmasını istedim. Çünkü çıktı. Bir sebebi vardı onun. Ne sebebi var? Bir sebebi vardı çünkü. Gördüğünüz gibi 3 gelin de finalde kuraya kaldı ama siz daha cuma günü gelmeden yarışmadan çekilmiş gibiydiniz. Zaten yarışmak istemiyor gibi bir tavrınız bir şey vardı. Hayır, bu şekilde hayır. De şu an Manolya'ya gitsin istiyordum çeyrek. Bunu da bir süsleme yaparak kullanıyorsunuz. Şimdi Hüsniye Hanım, ama ben kül öyle, yutmam. Öyle bir derdim yok. Ne yutarsanız yutun, beni ilgilendirmez. Ben yutmuyorum. Kül yutmayın veyahut da. Ben o kulü yutturacağım. Kül mü yutmazsınız, ne yutmazsınız beni ilgilendirmez. Ben asla yarışmadan düşmem. Kızlar merhaba. Nasılsınız? Sesiniz İyi. Çıkmıyor. Bugün evet heyecan var hepimizde. Puanlarımız çok yakın birbirine. Ben aynen o yüzden çok iyiyim de diyemeyeceğim. Biraz gerginim. Ben şöyle söylemek istiyorum Aysun sana ya. Efendim? Dün kayınvaliden dedi ki böyle. Tam ya hepimiz kuraya, üçümüz kuraya kaldığımızda. Ben dedi Manolya'nın çıkmasını istiyorum dedi ve çıktı. Evet. Kalbinden söyle. Kim alsın istersin? Manolya. Çünkü yeni gelin, o da alsın yani. Buyur şekerim. Yani ben şey düşünüyorum böyle hani böyle biz artık rakip falan göremediğinizde son dakika böyle Manolya'yı mı rakip görmeye başladınız? Böyle bir yanınıza mı çekmeye çalıştınız? Annem gerçekten tamamen duygusal yaklaştı olaya. Olmayanın olsun dedi. Ne? Kendinize yandaş arıyorsunuz. Ben burada 200 küsür bölümdür yanıma kimseyi çekmemişim. Bir Manolya gelmiş. Benim tutunacak dalım Manolya mı yani? Hatice'm ya. Ne güzel bir tespitte bulunmuş. Aynı benim fikrimde. Bakın aynı şeyleri söyledi. Yani şu an yarışmadan çekilmiş gibi bir modu var Aysun'un. Nurten Hanım da yanaşıyor, Manolya'ya yanaşıyor. Onu desteklemeye çalışıyor belki. Ne alakası var ya? Ya ben... Bir, ne alakası yok beni peki? Beni tanımıyorsunuz galiba. Ben burada yarışmada asla kimseyle yani ittifak kurmam. Ama dur. Çünkü dur, sen bir kuş atarsın. Dur. Bir dakika. Hayırdır? Nurten Hanım öyle diyorsun da dün sizin o Aysun'a çıkışınız neydi ya? Ama yani gerçekten beklemediğim neydi ya? Ne yaptım çıkıştım? Beğenmedim. Ben görmedim, kaçırdım herhalde. Ne yaptım? Niye bir verdin dedi, ben de tabağını eleştirdim. Bir de kayınvaliden, ben var ya gerçekten böyle kayınvalidenden düşük puan aldım ama olsun böyle bile çeyrek almış kadar seviniyorum. Sizin o en son puanlamadaki böyle tartışmalarınız falan neydi ya? Nasıl tatlıydı böyle, çok hoşuma gitti gerçekten. Yani ne demek istediğini anlamıyorum şu an. Ya bak şimdi bizler bir alırken kayınvalideni savunuyordun sen burada. Şöyleydi böyleydi, her lafın arasına giriyordun. Sonra biri bir baktın ki sen aldın, senin gerçek yüzün ortaya çıktı. Nasıl yani ya? Ne diyorsun Hatice? İzleyelim bir VTR'si orada vardır mutlaka. Orada ben de fark ettim gerçekten. VTR'si vardır mutlaka, bir izleyelim. Bu salça ne böyle kıpkırmızı? Şimdi günün yemeği salçalı ekmek değil ki. Ya Allah aşkına Aysun. Bak beni sakın kesme. Salça kavrulmuş. Beğenmediğim tabağın bile. Anne. Salçası kavrulmuş. Beni dinlemeyecek. Çiğ hamurun salçası kavrulmuş. Bağırma diyorum. Bu ne böyle? Ben buna katılmıyorum. Şimdi katıl burada... katılma. Aldım bir otur. Otur aşağı. Salçayı kavurmuyorsun ya. Simitle uğraştığım için, kıymayı kavurduğum için olabilir mi? Ben ne dedim? Hepsini salçayı beğendim. Salçayı da kavurdum salça. Koydum. Bu salça kavrulmamış olsaydı böyle löp olurdu. Kaşıkla alıp koyarız rengine, ya hani. Rengine baksana. Ya renk yarışmasında değiliz anne. Rengini beğenmedim bir. Kebapta 5-1-1'i yapmıyorsun. Millete puanını dağıtıyorsun. Gelmişsin bugün. Benim yaptığım tabağıma bir veriyorsun, sonra yarın final diyorsun. İki tabak yarın arasında... Yarın finalde elenirsek tutuşuruz. Kalmadım. İki tabak arasında kaldım. Kalmadım. Kalmış olsam yapardım. Ben bu salçaya gel. 5 vermem. Gel. Bitti. Bitti. Benim için de bitti. Bittiyse bitti. Yarın benim gideriz, bay bay. Hiç fark etmez benim, benim için. Ben bu tabakları burada çıkarıyorsam... Salçasını da iyi kavuracaksın. Sen de bana puanını vermek zorundasın.
Neyi kaldık mı? Burada Aysu Umur olmuş ya. Böyle iki kelimeyi bir araya zor getirmiş yalnız, onu fark ettim de. Kim, ben mi? Evet evet, sen böyle... Evet, izin vermedi. İzin vermedi benim konuşmama. Neden o kadar gerildiğini de anlamadım. Büyük ihtimalle Cuma'nın gerginliği bir gün öncesinden onun üzerindeydi. Ben de gerçekten çok üzüldüm, bunu açıkça söylüyorum. Bu kadar yükselmesini istemezdim. Ama bak, sen kendi kayınvalidenden herhalde şunu bekledin. Ah kızım, kusura bakma, ben sana bir verdim. Ama kadın haklı, yap da yemeğini versin yani. Hayır, her zaman bunu yapıyordu. Şimdi ne oldu? Her İyi zaman oldu. Bunu yapıyordu. Gülüyordu orada bana bir puan verdiği zaman. Ne oldu da bugün ama böyle davrandı? Kadın, bugün... bak kadın şoka giriyor.